Bayern Münih'i ağırlıyoruz değil mi İstanbul'da? Galatasaray Bayern Münih'i ağırlıyor. Önemli bir maç Galatasaray için. Manchester'da Manchester'ı yenmişti çünkü. Manchester'ı yendi mi? Berabere mi kaldı? Yendi. Burada oynadığı maçta berabere kalmıştı. Ve aslan pençesine hazır mıyız diye bir soru sorduk. Cimbomlular artık yani bunun cimbomluğu yok. Bu bir ülke maçı oluyor bu gibi maçlarda. Bayern Münih ki Avrupa futbolunun en önemli temsilcilerinden biri. Bugün Galatasaray stadında o statta karşı karşıya gelecekler. Bir pençede acaba Bayern Münih'e atar mı Galatasaray? Hiç de belli olmaz. Çünkü formda bir takım, iyi bir takım. Antrenörleri, azimli futbolcular var. Hedefe kilitlenmiş insanlar. Neden olmasın? Başarılar diliyoruz Galatasaray'a. Bir pençe hareketi bekliyoruz Galatasaray'dan. Tıpkı Real Madrid'de olduğu gibi. Geldik bir de Tarkan'dan gideyim şimdi. Böyle soft haberlerden başlıyorum. Bilmiyorum Ahmet bulabildin mi onun videosunu ama Tarkan okey teliflidir. Doğrudur, haklısın. Eğer imkanınız varsa evet eğer imkanınız varsa Tarkan'ın 100. yıl marşını lütfen izleyiniz ve dinleyiniz. Çünkü orada çok güzel de Tarkan çıkarmış. Gördün mü? Atatürk'ten Tarkan sen rahat uyu. Tarkan 100. yıl marşını belirledi veya 100. yıl marşı hazırladı. Söz ve müzik kendisine ait. Ve bu şekilde sosyal medyada da paylaştı. Şimdi diyebilirsiniz ki 100. yıl ne? Haberi olmayanlar olabilir. Yani haberi olmayan büyük ayıp tabii haberi olmamak da ama neticede olmaya da bilir. Diyecek başka bir şey yok. 100. yıl biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100. yılı. 29 Ekim 1923 yılından ta bugüne kadar 29 Ekim 2023 100 yıl geçti. 100 yıl. Tam bir asır. Hani bir asır diyoruz ya. İşte böyle bir cumhuriyetimiz var bizim. Kurtuluş mücadelesiyle başladı bu mücadele. 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla ardından kurtuluş yani o egemenlik, o bağımsızlık ve istiklal mücadelesi ve istikbal mücadelesi ni veren insanlardı bunlar. Ve 19 Mayıs 1919'da başladı. Ardından biliyorsunuz ne savaşlar, ne kongreler yapıldı. Kongrelerin sonunda Ankara'da ne meclis toplantıları yapıldı. Bir taraftan hain padişah vardı veya çevresindeki hainler vardı. Atatürk'ün bu mücadelesini, Gazi Mustafa Kemal'in ve arkadaşlarının ve halkın bu mücadelesini örselemeye çalışan, engellemeye çalışan, hatta görüldüğü yerde kellesi bile vurulsun dendi. Ama onlar vazgeçmediler. En zor koşullarda hem de bilinçsiz ve cahil olan bir halkı bir vatan bilinciyle, memleket bilinciyle hareket ettirip bu vatanın kurtarılması gerektiğini onlara aşıladılar. Kolay bir şey değildi. Hem içteki düşmanlarla hem dıştaki düşmanlarla mücadele edeceksiniz. Çok zor bir şey. Dışarıdaki düşmanın silahı var, parası var, her şeyi var. Gemisi, uçağı, ne isterseniz var. Ne isterseniz var. Ha, içeridekilerin tabii hainleri var, uşakları var. Ne bileyim tutulmuş adamları var. Her an öldürülme tehlikesiyle karşı karşıyasınız. Düşünsenize Gazi Mustafa Kemal yani bu hareketin önderi olan kişi öldürülseydi hareket bitmişti. Kim geçecekti? Hangi cesaretle insan geçebilirdi yanına? Veya geçseydi bu başarı elde edilebilir miydi? Bugün geldiğimiz noktaya gelebilir miydik? Bunların hepsi tabii ki bilinmezlik içeriyor. Ama o tüm zorluklara rağmen, içerideki ve dışarıdaki hainlere rağmen, içerideki hainler dışarıdaki düşmanlara rağmen, o zamanların düşmanı tabii ki onlara karşı mücadele etti. Halkı bilinçlendirdi. Halkı kendisinin arkasından ve ekibinin arkasından gelmesi için iyi yönlendirdi. Ve gelinen noktada işte o 9 Eylül günü İzmir'e girdiğinde Atatürk o zaferi kazanmıştı 1922 yılının ve o 22 yılının 9 Eylül'ünde düşman denize döküldüğünde o günün düşmanı artık ülkeden düşman postalı kalmamıştı. İçeride hainler de kalmamıştı. Onlar da kaçtılar. Evet, yanlış duymadınız. Bir zırhlıya bir Ha çok güzel. Barton Lisesi'nin Cumhuriyet Koreografisi çok güzel. Arkamızdaki o görüntülerde de bunları izleyebilirsin. Çok güzel Ahmet, harika. Ve bu şekilde bakın neler yapıyor çocuklar. Ha, bize atmışlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sağ olsunlar ve sağ olsunlar, var olsun. Helal olsun gençler. İyi ki varsınız. Ha, o padişah kaçtı. Zırhlıya binip yabancı bir ülkenin zırhlısına binip kaçtı gitti. Ülkesini terk etti. Ha,
halifeliği malifeliği filan bıraktı yani. Gitti öyle korkup kaçtı. Ailesini bile bıraktı. Yani hatırlarsanız tarih kitaplarını okursanız göreceksiniz zaten. Yani böyle bir rezillik vardı. Ve hala da işte hala padişahlık diyenler böyle korkakların o zaman ülkesini savunmamış o korkakların maalesef düşman askerlerine veya düşmanlara karşı sergilemiş oldukları o nezaket, sergilemiş oldukları o işte ya mandacılık kültürü veya ben rahat olayım da ülkeyi siz ne yaparsanız yapın anlayışı hala daha var ülkemizde. Ama işte padişah gitti, ardından saltanat kaldırıldı, hilafet kaldırıldı ve sonrasında da 29 Ekim 1923 yılında da Cumhuriyet rejimi ilan edildi. Halkın meclisi diyoruz biz buna. Halkın meclisi kuruldu. Halkın meclisi daha efektif çalışmaya başladı. Aradan tam 100 yıl geçti ve 100 yıl sonra yani 29 Ekim 1923'te yani pazar günü Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Haberi olmayanlara siz haberdar edin. Haberi olup da coşkuyla kutlamayanların da yüzüne ne diyeyim ben artık? Yazıklar olsun diyorum yüzünüze dönüp. Diyecek başka da bir şeyim yok. Bunun kıymetini bilmeyen, Cumhuriyet'in kıymetini bilmeyen insanlara diyecek tek bir sözüm var. Yazıklar olsun size. Bu ülkede yaşamayı hak etmiyorsunuz demektir. Eğer siz Cumhuriyet'i istenilen coşkuyla, yaşanması gereken coşkuyla eğer yaşamıyor ve yaşatmıyorsunuz. Yaşatmıyorsanız eğer. Yani bu ülkede yaşamaya hakkınız yok gerçekten. Çünkü Cumhuriyet rejiminden bahsediyoruz. Bu rejim ki bu nesilleri, Cumhuriyet nesillerini bir yerlere getirdi. İçimizde doktorlar, mühendisler, başbakanlar, cumhurbaşkanları, bilmem neler ne isterseniz onlar içimizden çıktı. Cumhuriyet rejimi bunu getirdi. Cumhuriyet rejimi bize bunu sağladı. O yüzden çok şey borçluyuz Cumhuriyet rejimine. Ve emeği geçen herkese Allah razı olsun diyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. İyi ki bize bu cumhuriyeti bahşettiniz. Evet şu anda ne kadar bir halk meclisi veya ne kadar işte bir demokrasi, daha sonra da demokrasiyle tabii taçlandırılıyor. Demokrasi denilen o sistemle. Ne kadar demokrasi uygulanıyor, ne kadar anayasa uygulanıyor o tartışılacak başka mesele. Önemli olan cumhuriyetimizi kaybetmemek. Ve şu anda MHP lideri Devlet Bahçeli ateşli bir konuşma yapıyor Gazze üstüne ama epey bir kızardı, epey bir bağırıyor, çağırıyor da milletvekilleri ayakta alkışlıyor Devlet Bahçeli. Ne dediğini duymuyorum, bir alt başlık geçerse onları size bildireceğim. Sizin özüne teşekkür edenler var, amin demiş, atamın sayesinde o koltukta oturuyorlar bilsinler. Sadece Atatürk'ün sayesinde değil, onun yanındaki insanlar, o bir önderdi evet. Her ekibe bir lider gerekiyor ama liderin yanındaki insanlar da çok çok önemli. O isimsiz kahramanları, ismini bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm kahramanların ruhuna şad olsun, mekanları cennet olsun. Bize bu güzel yurdu hediye ettikleri için, bu güzel yurtta Cumhuriyet rejimini bize bağışladıkları için, verdikleri için tam 100 yıl ya. Bunun coşkusunu pazar günü İnşallah yaşayacağız, yaşattıracağız sizlere. Ben de pazar günü İzmir'den Sözcü'de yayın yapacağım. O yüzden pazartesi günkü sabah yayınımız yok. İzmir'den 9 Eylül saat kulesinin olduğu yerden 19 ana haber bültenini yapacağım bu pazar. Yola revan olmazsam namerdim demiş. Oo, ne demek ya, ben cepheye mi gideceğim diyor Bahçeli. Gazze'yi koruma misyonu ecdadımızdan mirastır. Mirastır, yola revan olmazsam namerdim. Beni askere alın demek istiyor herhalde. Ben giderim diyor Mehmetçik'te. Herhalde bunu demek istiyor. Evet son durum. Şimdi sıcak gelişme diye Bahçeli 2. üst üste Gazze'yi koruma misyonu ecdadımızdan mirastır. Peki tırnak içerisinde bir sözü var. Ben bu yola revanım demiş. Yaşananlar insanlık suçudur. Devletim istesin, milletim istesin yola revan olurum demiş. Peki. Evet, gitmek istiyorsanız gidebilirsiniz. Uçak orada. Atlayıp gidin yanınızda kimleri götürmek istiyorsanız. Yani kimle gitmek, girebilecek misiniz Gazze'ye? Nasıl gideceksiniz onu bilemiyorum. İşte bu şekilde cümleler kuruyor. Ama tabii ekrana da geliyor bu arada. Bu cümlelere inanırsanız inanmazsınız. Veya ne kadarı gerçekçi, ne kadarı hayal ürünü sizin takdirinize bırakıyorum. Yani %100 cümlenin hayal ürünü zaten. Devletim istesin, milletim istesin, yola revan olurum. İyi, revan olacak çok insan var da nasıl gitmeyi düşünüyorsun? Nasıl girmeyi düşünüyorsun? Yardım tırları bile girmiyor. Nasıl gideceksiniz oraya? Savaş mı açalım yani? Savaş istiyorsanız da önce sizi
O uçakla gönderelim veya siz ve sizin sizinle birlikte gitmek isteyenler gidebilirler oraya tabii ki. Diyecek bir şey yok. Yani ülkenizdeki oraya kadar gideceğinize kadar İncirli'ye yürüyün. İncirli'nin önünde protesto gösterisi yapın. Veya Küreci'ye gidin. Küreci'nin önünde protesto gösterisi yapın. Bu ülkeden, Kürecik'ten, İncirlik'ten Amerika'yı atalım. Gazze'ye gitmenize gerek yok. O yabancı postalları atalım oradan. İlla Gazze'ye gitmek zorunda değilsiniz Sayın Devlet Bey. Ve ateşli bir konuşma. 24 saat dolmuştur diyor. Dün bir sözü vardı. Bak şimdi direkt konuya geçtik. 24 saat dolmuştur. Türkiye her türlü müdahaleye hazır olmalıdır. O bizi savaşa sokacak Devlet Bahçeli. Umarım devletin yönündeki kişiler veya devletin devleti yöneten başımızdaki kişiler Devlet Bahçeli ile aynı görüşte değillerdir. Mesela bir başbakan, mesela bir dışişleri bakanı aynı görüşte değillerdir. Biz diyor savaşa girmeliyiz diyor Devlet Bahçeli. Şu anda anladım cümlenin açılımı o. 24 saat süre vermişti İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ne. Türkiye her türlü müdahaleye hazır olmalıdır. Böyle bir cümlesi var. Peki nasıl hazır olmalıdır Devlet Bey? Onun da formülünü verir misiniz bize? Nasıl, asker mi göndereceğiz? Karadan mı, havadan mı, denizden mi saldıracağız? Ne arzu ediyorsunuz? Nedir aklınızdan geçen? Bunun da cevabını verirseniz sevinirim. Bugün çok konuşulacak cümleler Devlet Bahçeli'den. Dediğim gibi devlet aklı umarım Devlet Bahçeli gibi düşünmüyordur. Erdoğan ve ekibi, başta Erdoğan ve Dışişleri Bakanı olmak üzere bu görüşte umarım değildir diye düşünüyorum. Kalıcı barış ortamı sağlanan geldi. Çözüm için taraflar masaya otururlar ya da Gazze'nin imhasına Türkiye Cumhuriyeti her ihtimali dikkat alarak tepkisini üst düzeyde en seri ve sert şekilde gösterir. Bizim tavrımız, tutumumuz ve duruşumuz budur. Gazze'ye gitmek gerekirse de hiç kimse meraklanmasın. Mescid-i Aksa'nın manevi ihtişamıyla, Allah'ın inayetiyle, aranılan ve beklenilen her yerde şafak sökmeden olmasını da gayet iyi biliriz. Çocuklar ölmesin. Söyleyemediklerini Devlet Bahçeli söylüyor. Kadınlar ölmesin. Zalimler mahvolsun, caniler kahrolsun. Huzur ve barış istikrar derhal ve ön şartsız çatışma bölgesine hakim olsun. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken muhterem heyetinizi selamlar. Alabiliriz. Sert konuştu. Erdoğan'ın diyemediklerini söyledi. Belki de iyi polis kötü polis oynuyorlar. Yani Türkiye'nin tabii bir asker gönderecek hali yok. Yani oraya bir müdahale edecek hali de yok. Mescid-i Aksa'ya da yok. Efendime söyleyeyim Gazze'ye de yok. Bu tespiti bir yapalım. Bu gerçekliği de koyalım. Eğer gerekirse dedi ben yola revan olmaya hazırım dedi. Yani yola gitmeye hazırım dedi. Gitmezsem dedi namerdim dedi. Gazze'ye koruma misyonu dedi. Ecdadımızdan bize mirastır dedi. Ve Gazze'ye gitmek gerekirse de gideriz dedi. Tabii nasıl gidilecek sorusunu sorduğumuzda da onun cevabı yok. Giremezsin sınırlardan içeriye. Ha, burada iki şey çıkıyor. Bir, ya Erdoğan'la danıştı demiş. Anlaştılar ya ben şimdi konuşmayayım böyle de siz böyle konuşun diye. Olma ihtimali var ama bence çok yüksek değil. Burada kendi duygularından bahsediyor diye. Tabii bu duygular gerçekçi duygular değil onu söyleyeyim size. Yani bunu alkışlayanlar var. Yürüyor hadi gidelim falan hadi üç sancak üç iler diyenler var alıp gidelim diye. Ama bunun olmayacağını zaten Bahçeli de biliyor. Orada ayağa kalkan alkışlayanlar da biliyor. Bunu dinleyenler de biliyor böyle bir şeyin olmayacağını. Gazze'ye gitmek gerekirse gideriz diyorsa eğer. Ve yapılması gerekiyorsa yapılması gerekeni yaparız diyorsa Devlet Bahçeli bakın dediğim gibi Sayın Devlet Bey ta Gazze'ye gitmenize gerek yok. Fatih Erbakan net bir şekilde konuşuyor. İncirli'yi kapatalım diyor. Küreci'yi kapatalım diyor. Yapabiliyorsanız buraya yürüyün. Gazze'ye yürümeye gitmeye gerek yok. Bir de aynı ateşli konuşmayı Sinan Ateş'in cinayetinin aydınlanması konusunda da sizden bekliyorum. Yani siz ve sizin ekibinizin aynı şekilde bu coşkuyu yaşatmak istiyorsanız veya camianıza kendi içinizden gelen ve öldürülen suikaste kurban giden Sinan Ateş cinayetinin aydınlanması konusunda da aynı cevvalli konuşmayı sizden bekliyoruz. Olur mu? Olacağını tahmin etmiyorum. Kimisi demiş laf olsun torba da olsun. Şeyin yaptığı bu. Devlet Bahçeli'nin yaptığı bu. 24 saat süre doldu. Doldu da ne oldu? Ne yapacaksın yani? Bir şey mi yapacaksın? Ya git daha fazla saldırgan bile olabiliyorlar. Gitmek istiyorsa da bence kimse Devlet Bahçeli ve yanında gitmek isteyenleri tutmasın.
uçağa binsinler, gidebiliyorlarsa indirsinler orada, bir yere gitsinler, görelim bakalım ne olacak. Nasıl? Asker göndereceğiz dedikleri zaman gönderirler mi? Bence o riski, bence Ahmet, bence seçimlere 6 ay 7 ay kala mümkün değil. Nereye göndereceksin Mehmet? Mehmet diyorum, Ahmet. Tamam da nereye konuşlandıracaksın onları sen? İsrail'in içine mi sokacaksın? İsrail izin vermedikten sonra nasıl gireceksin oraya sen? Tepeden paraşütçü birliklerini mi göndereceksin oraya, Kudüs'e ve ya savaş açmak demek bu ya. Savaş kolay bir şey mi ya? Hala da ecdattan bahsediyor ya. 100 yıl önce çıkmışız gitmişiz oralardan. Millet kendi toprağını verir mi? Ecdat diye. Korusaydınız o zaman. Bak kendi toprağımızı zor koruduk biz. Kendi Anadolu toprağını zor koruduk da 100 yıldır korumaya çalışıyoruz hala içteki ve dıştaki düşmanlara karşı. Geldik. İçteki ve dıştaki dedik. Dışarıdan bir haber verelim. Putin. Ya bu çok enteresan bir haber. Ben de çok gaza geldim demiş. Aman Mineciğim, gaza geldin diye gideyim deme. He. Gözünü seveyim. Sen oturduğun yerde. Bir aslan miyav dedi demiş. Minik vare kükrede. İşte bu şekilde insanlar, yani ne kadar ciddiye alıyorsun, bu kadar ciddiye alıyorsun. Ben ne kadar ciddiye alıyorum? Yani ben hiç ciddiye almıyorum bu söylemde. Yani ciddi payı yok. Sadece işte milleti gaza getirmek için, kitleyi diri tutabilmek için söylenmiş laflar. İki gün sonra belki Erdoğan da benzer laflar söyledi. İç siyaset malzemesi. Evet. Putin'den gidelim. Putin'in kalp krizi geçirdiği iddiası var. Bunu muhalifler yazdı Telegram'da. Doğru mudur değil midir? Tabii bilmiyoruz. Resmi bir... Evet. Kremlin'den haber veren bir site Telegram'da. Telegram iktidar muhalifi ya Ahmet. Ve Telegram'da bunu paylaşmışlar yazışmalarda ve Putin'in kaldığı rezidansta fenalaştı. İşte ajanların yanındaki görevlilerin hemen durumu fark etti. Kalp krizi geçirdi. Kalbinin durduğu ve daha sonra doktorlar tarafından tekrar çalıştırıldı. Şu anda yine ben de duydum onu. Şu anda işte bir sağlık ekipmanlarının bulunduğu bir odada müşahede altına tutulduğu söyleniyor. Bu birinci iddia. İkincisi de zehirlendiği de söyleniyor. Onu bir yerde ben de okudum. Zehirlendiği de iddia ediliyor. Doğru mudur değil midir? Bilmiyoruz. Geçen gün Çin'deydi. Çin'den mesajlar verdi. Benim füzeler dedi seni vurur dedi. Benim füzelerin dedi menzili alanındasın dedi Amerika'ya. Sadece hatırlatıyorum. Savaş açmıyorum dedi. Bugün Kremlin'den yapılacak açıklama veya yapılmayacak açıklama da önemli. Bahçeli'den yine bir açıklama. Bahçeli, Biden saat kaçta ofisine gitti diye bir soru sormuş. Devletim istesin, milletim istesin, yola revan olun. Ne demek bu? Bahçeli, Biden saat kaçta ofisine gitti? Bahçeli böyle bir şey yapmış. Alt yazı olarak. Evet, peki görelim. Yani bugün konuşacağız. Bahçeli'yi bir konuşacağız. Bu cümleleri konuşacağız. Ne kadar geçerliliği var, ne kadar yok, onları da konuşacağız. Çok konuşulacak bugün. Muhalif yayın, evet bu. General SVR, Rusya Devlet Başkanı Putin'in gece kalp krizi geçirdiğini iddia etti. Kalbin tekrar çalıştırıldığı belirtilen Putin'in zehirlendiği iddia edildi. Bir kez daha mı 24 saat vermiş? Hayırlı olsun. Tamam. Tamam evet 24. Ya kahkaha attırma bana. Günah giriyoruz burada ya, kahkaha attırma. Birazdan manşet konusu da gelecek. 24'lerle ilgili Ahmet'in güzel bir sözü de var. Dedi ki bir 24 saat daha vermiş herhalde abi dedi. Ondan sonra devamını getirdi Ahmet. Ya 24'lerle ilgili önümüzdeki günler dedi. Böyle de bir hesap duyabiliriz. Ona bir kahkaha atmıştık. Yani Devlet Bey tabii anlıyorum ben. Yani diri tutmak istiyor, rakibi var, yerel seçimlere bir şeyler yapmak istiyor. Ama yani bu cümleler... Kale alınabilecek gerçekçi cümleler değil ki. O yüzden eleştirimi yapıyorum ama orada alkışlayanlar da onun bilincinde. Ayağa kalkıp alkışlayanlar da onun bilincinde. Yapamayacağının bilincinde. Yani çok istiyorsa gerçekten Devlet Bey'i gönderebiliriz. Yani ben uçağa atlasın gitsin. Bu kadar kolay ya. Gitmek zor değil ki. Gidecek de nereye gidecek? Sadece Mısır'a gidebilir o kadar. Bir de uçak korkusu da var bildiğim kadarıyla. Uçağa da binemiyor Devlet Bey'in. Böyle de bir durumu var. Evet öyle. Bakalım Bahçeli konuşmasında şunları söyledi. Eğer bugünden itibaren 24 saat içinde ateşkes sağlanmazsa, saldırılar durmazsa, mazlumlar üzerine bomba yağmaya ısrarla devam ederse milletimle açık açık paylaşıyorum ki Türkiye süratle devreye girmeli.
tarihi, insani ve inanç sorumluluğu gereği neyse yapılmalıdır. Gazze'yi koruyup kollama misyonu bize ecdadımızın mirasıdır. Bazıları şahsıma yönelik önden siz buyurun diye alaycı üslupla karalama kampanyasına alet oldular. Hiç merak buyurmasınlar. Şayet Gazze'deki çocuklara kol kanat germek için füzeye karşı sapanla insanlık meclisine girmek için yola revan olmazsam namerdim demiş. Peki açıklama bu yönde işte. Türkiye savaşa mı giriyor? Yok, savaşa falan girdiği yok da işte Devlet Bahçeli sadece kendi duygu ve düşüncelerini paylaşıyor. Peki bunu da bitirdik. Bir kısa daha bildireyim size. Kanser biliyorsunuz yüzyılımızın önemli bir rahatsızlığı ve insanlar, bilim insanları ona çözüm bulabilmek için, kanser rahatsızlığına, hastalığına çözüm bulabilmek için çok çalışıyorlar. Profesör Uğur Şahin, yine bu insanları tebrik etmek gerekiyor belki de, ve Özlem Türeci, Almanya'da bunlar yaşıyorlar ve çalışıyorlar. Biliyorsunuz bu virüse karşı ilacı bulan da, iğneyi bulan da çok tartışıldı bu ilaç. BioNTech'ten bahsediyorum, iğne veya sıvı. Ve kimi rahatsızlıkların bu BioNTech'ten kaynaklandığı da söyleniyor günümüzde. Yani onu tabii ki istatistikler gösterecek önümüzdeki süreçte, bir 5 yıl sonra veya bir 3 yıl sonra filan. Ben BioNTech olmadım. Ben klasik aşı olmuştum. Sinovac aşısı oldum. Şimdi burada iyi bir haber geldi bu ikiliden. Kansere karşı aşı bulunduğunu söylediler. Bu buldukları aşı kanserli tümörün büyümesini durduruyor, hatta küçültüyormuş. Böyle bir çalışmayı başarıyla tamamladıklarını dünya ile paylaştılar. Tümörü buluyor, tümörün büyümesini durduruyor ve küçültüyor. Tabii hangi kanser türleri, onunla ilgili net bir bilgi yok. Çünkü bu tabii şu anda bile bu yayını izledikten sonra gerçekten ya nasılmış, ne değilmiş veya hangi kanser türleriymiş, ne kadarlık bir tedaviymiş, kaç süre, ne kadar bir süre gerekiyormuş, ne kadarlık bir bütçeymiş, bunu bilmek mümkün değil. Ha, klinik aşamasında zannedersem şu anda sadece bu küçük bilgi paylaşıldı. Klinik aşamasından sonra yaygın hale getirecek. Klinik aşamasından sonra ki klinik aşamasındaki başarının sonucunu paylaşıyor Uğur Şahin ve Özlem Türeci. Önümüzdeki süreçte artık 3 ay, 5 ay, 6 ay bilemem, seri üretime geçildiğinde de bu mutlaka insanlar için umut aşısı olacaktır veya umutkar bir durum yaratacaktır insanlara. Dediğim gibi hangi kanser türleri veya ne kadarlık bir süre bunun tatbik edilmesi gerekiyor, ne kadarlık bir bütçe ayrılması gerekiyor, onu bilemiyoruz şu anda. Ne var ki bu haber insanları mutlu ediyor. Nerede derman arayanlar varsa da, şifa arayanlar varsa da acil şifalar diliyorum. O aşıdan sonra çoğu insan öldü demiş Zeynepçe. Yani elinde bir istatistik var mı Zeynep? Neye göre konuşuyorsun? Çevrene göre mi yoksa insanların dediğine göre mi? Ama kimileri öyle olduğunu söylüyor. Yani arkadaşlar işte aşıdan sonra böyle oldu, aşıdan sonra annem öldü, babam öldü veya şu rahatsızlık türedi gibi bazı açıklamalar oluyor. Bunun bilimsel dayanağı vardır veya yoktur, onu süreç gösterecek bize. Kanseri bilemem de BioNTech bizi berbat etti vallahi demiş. İnşallah deva olurlar, hastalara iyi gelirler. İnşallah deva olurlar, hastalara iyi gelirler demiş Nabiha Genç, Nebihe Genç Salmanoğlu. Ama bu aşıyı kullandırmazlar çünkü kanser hastalığında kullanılan ilaç firmaları buna karşı çıkar demiş Nermin Geniş. Fatih Bey, Dilan Polat olayı ne oldu? Ona da birazdan bakacağız, Dilan Polat olayına. Ama bir de bir kültür bilgisi vereyim. Genel kültür bilgisi vereyim size. Ay var ya, ay, güneş ve ay. Ayın yaşını biliyor musunuz? Ay kaç yaşındaymış? Ay 4 milyar 460 milyon yıl önce oluşmuş. Ay dediğimiz o parlak cisim. Yani o hani görüyoruz ya, akşamları çıkıyor böyle, hele mehtap diyoruz bazen filan, dolunay olduğunda görüyoruz. İşte o cisim, beyaz cisim 4 milyar, dünyanın uydusu da deniyor ya, 4 milyar 460 milyon yaşında ayın yaşı. Düşünsenize 4 milyar yıl önce. Aşağı yukarı dünya da bu yaşlarda. O da 4 milyar yaşında filan. Önce ay, sonra dünya hesaplara göre. Ya düşünsenize 4 milyar yaşında bir dünya, 4 milyar 600 milyon yaşında bir ay. Ya biz bu sürecin o kadar zerresiyiz ki
yani canlıların yaşamı. Şu kadarcık ya, yani toplu iğnenin başından, bırak başını, toplu iğnenin ucundan daha küçüğüz. Yani bu kadar 4 milyar 600 milyonluk bir oluşumun içerisinde bizler zerrenin de zerresiyiz. Atomun daha küçüğü ne varsa odur yani, mikro atom gibi bir şeyiz herhalde. Bu kültürü de genel kültür bilgisinde sizlerle paylaşmış oldum.